Bu yıl dördüncüsü MODEF tarafından düzenlenen İnegöl Tarım Fuarı'nı değerlendiren Belediye Başkanı Ali Uraktaş, 26 ilden 12.230 kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Ben maalesef açılış günü bulunamamıştım. İlçe başkanımız, milletvekilimiz bulunamamıştı. Çünkü AK Parti'nin bir kongresi vardı ve biz de kongre delegesi olmamızda bile başkan vekilim Alper Bey vardı, meclis üyelerim oradaydı ve İlçe Tarım Müdürümüz, diğer organlarımızla beraber, kaymakamımızla beraber bu tarım fuarı açılışını gerçekleştirmiştik. Tabii bu sene ilk defa bir ajans aracılığıyla bir tanıtım medya planlaması yaptık ve bununla alakalı çok iyi neticeler aldığımızı ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar gerek fuarımıza gelip katılan arkadaşlarla, dostlarla, gerekse de fuarımızda stand açanlarla yaptığımız efendime söyleyeyim anketler dizisinde ben mobilya fuarlarında dahi görmediğimiz ciddi bir memnuniyetin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. %80-85'lere-90'lara varan bazı konularda sadece ve sadece yemek yeme imkanlarıyla alakalı yeterli değildi genel anlamda ifade konulmuş. Onun haricinde güvenliğinden, temizliğinden, gelen misafir katılımından ciddi bir memnuniyet var. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mahmut Doğru ise ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Ali Uraktaş'a teşekkür etti. Şimdi aşkın bir süredir yine yolda ilçe müdürlüğü yaptım. Dolayısıyla tabii belediye ilçe müdürümüzün çok değişik konularında işbirliği içerisinde gıda denetiminden tutun, kısa katılma konularında, işte efendim işte fuar konularında, her konuda biz dolayısıyla belediye başkanımızın özel ve nedime kapsın çaldığımızda iletişim müdürü olarak desteğini gördük. Bunun en bariz örneği, geçmiş yıllarda İnegöl Tereddütlü Çekirdeği'nin tescili anlamında kendisilerinin büyük gayretleri oldu. Ulusal uluslararası anlamda İnegöl Çekirdeği'ni kurutma alanlarına tutun satış aşamasına kadar, pazarlama aşamasına kadar halkımız zaten bunu biliyor. Başkanım hakikaten çiftçi dostu kendisi. Dolayısıyla demin kendisi de belirttiği gibi çiftçi malları çoğu ilçelerde yok. İnegöl'de teşkilatlandı şu anda. Her ne kadar tam anlamıyla olmasa da halkın memnuniyeti var. En azından çiftçi malları şu anda kanun ve işlevsel olarak ilçemizde görevini yapıyor. Selahattin Kürcü Bey de bunu zaten koruma başkanı şu anda. Bir de kendisi sıkı işbirliği içerisindeyiz.